Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz, değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle Ortaokul 7. Sınıf Türkçe Kitabı Peyami Safan'ın Öyküsü Metni Etkinlik Cevapları sayfa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 inceleyeceğiz. 7. Sınıf Türkçe Kitabı Peyami Safan'ın Öyküsü Metni Etkinlik Cevapları. 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 20'den 27'ye kadar hazırlık çalışması 1. Araştırdığınız yazarın yaşam öyküsünü arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Yazar Orhan Pamuk. Orhan Pamuk 7 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlamış. Ancak yazmaya olan tutkusu nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik bölümüne geçiş yapmıştır. İlk romanı Cevhet Bey ve Oğulları 1982 yılında yayınlanmış ve edebiyat dünyasına dikkat çekmiştir. Pamuk'un eserleri genellikle İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliği, doğu ve batı çatışması gibi temalarla işlenmektedir. 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanarak bu ödülü alan ilk Türk yazar olmuştur eserleri birçok dile çevrilmiş ve dünya genelinde büyük bir okur kitlesine ulaşmıştır. En bilinen eserleri arasında Benim Adım Kırmızı, Kar ve Mahsumiyet Müzesi bulunmaktadır. Orhan Pamuk hem edebi kariyeri hem de toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınmaktadır. İkinci, yaşamımızda kimlere kendinizi örnek alıyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız. Cevap, yaşamıma kendime örnek aldığım kişiler arasında ailem, öğretmenlerim ve bazı ünlü kişilikler bulunmaktadır. Ailem, ailem her zaman çalışkanlık ve azim konusunda bana örnek olmuştur. Özellikle annem zor zamanlarda bile pes etmeden çalışarak bana her zaman motivasyon sağlamıştır. Öğretmenlerim Öğretmenlerin bilgi paylaşımını ve öğretmenimin önemini göstererek hayatıma yön vermiştir. Onların özverili çalışmaları ve öğrencilere olan bağlılıkları benim de eğitim alanında başarılı olmam için ilham kaynağı olmuştur. Ünlü kişilikler Nelson Mandela gibi tarihi figürler de benim için en büyük örnektir. Mandela'nın hayatı adalet ve eşitlik için verdiği mücadele insanlara ilham vermektedir. Onun kararlılığı ve azmi, hayatta karşılaştığım zorluklar karşısında bana güç vermektedir. Bu kişilerin hayatlarından aldığım dersler, kendi hedeflerime ulaşımda ve daha iyi bir birey olmamda önemli rol oynamaktadır. 7. Sınıf Türkçe Mep Yayınları Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları 1. Etkinlik Soru Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki kelimelerin altına verilen anlamda uygun olan numaraların örnekteki gibi yazınız. Cevap Tesir 5. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, etki. Teşvik 12. İsteklendirme, özendirme. İmtihan 11. Öğrencilerin veya bir işe gitmek isteyenlerin bilgi derecesini almak için yapılan yoklama, sınav. Ustup 3. Anlatma, oluş, değiş ve yapış biçimi, tarz. Telkin 7. Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. Zaruret. 13. Zorunluluk, gereklilik. Nükte. 14. İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri. Muvaffak olmak. 8. Bir işi istenilen bir biçimde bitirmek, başarmak. Tercüme. 1. Bir dilden başka bir dilde aktarma, çevirme, çeviri. Müstakil. 6 kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız, neşretmek. Dörtüncü, yayınlamak, kitap, gazete, dergi ve benzeri şeyleri basmak, dağıtmak. Tecessüs. İkinci, merakını gidermeye çalışma, görme, anlama, merakı. Mecmua. Dokuzuncu, siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi ve benzeri konuları inceleyen, ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın dergi. 7. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları 2. Etkinlik Soru Okuduğunuz metinle ilgili 5 ne 1K sorularını kullanarak örnekteki gibi soruları hazırlayınız. Bu soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz. Cevap Kim? Peyami Safa kimdir? Ve hangi alanda tanınmıştır? Ne için? Peyami Safa eserlerinde hangi konuları işleyerek Türkiye'de edebiyatına katkı sağlamıştır? Nasıl? Peyami Safa zorlu yaşam koşullarına rağmen nasıl başarılı olmuştur? Ne zaman? Peyami Safa ne zaman doğmuş ve ne zaman vefat etmiştir? Ne? Peyami Safa en önemli eserleri nelerdir? Nerede? Peyami Safa nerede doğmuştur? Üçüncü etkinlik. Soru: Aşağıda verilen özelliklerden hangileri? okuduğunuz metinde görülmektedir. Yanlarına çarpı işareti koyarak belirtiniz. Cevap 3. etkinlik. Aşağıda verilen özelliklerden hangileri okuduğunuz metinde görülmektedir? Yanlarına çarpı işareti koyarak belirtiniz. 1. Yer ve zaman unsurları belirsizdir. İşaretlenmemiştir. 2. Bir kişinin hayatındaki önemli olaylara yer verilmiştir. İşaretlenmiştir. 3. Metindeki kişiler gerçek kişilerdir. İşaretlenmiştir. 4. Sahnede canlandırmak üzere yazılmıştır. İşaretlenmemiştir. 5. Toplumca kabul görmüş bir kişinin hayatı anlatılmaktadır. İşaretlenmiştir. Soru Tablonun özelliklerini işaretlediğiniz metin türünü aşağıya yazınız. Cevap Biyografi. 7. Sınıf Türkçe Web Yayınları Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları 4. Etkinlik Soru Aşağıdaki bazı atasözleri verilmiştir. Bu atasözlerini okuyunuz. Cevap Sen işten korkma, iş senden korksun. Akıl kişiye sermayedir. Zahmetsiz rahmet olmaz. Soru Arkadaşlarınızın başarı ve çalışma konulu atasözlerini araştırarak aşağı yazınız. Bulduğunuz atasözlerinden beğendiklerinizi, belinizin onayını alarak uygun bir sosyal medya ortamında paylaşınız. Cevap. Başarı ve çalışma konulu atasözleri. 1. Ağaç yaşken eğilir. Genç yaşta verilen eğitim ve çalışma alışkanlıklarının önemi vurgulanır. 2. Düşmez kalkmaz bir Allah. Başarıya giden yolda düşmeyenlerin olabileceği, ancak yeniden ayağa kalkmanın önemini ifade eder. 3. İşleyen demir ışıldar. Sürekli çalışan ve çaba gösteren kişilerin her zaman başarılı olabileceğini belirtir. 4. Taş yerinde ağırdır. Her insanın kendi yerinde değerli olduğunu, doğru ve yer ve zaman çalışmanın önemini anlatır. 5. Az kazanan çok kazanır. Sabırlı ve düzenli çalışmanın zamanla büyük başarılar getireceğini ifade eder. 6. Sakla zamanı, gelir zamanı. Önemsiz görülen şeylerin bile ileride faydalı olabileceğini belirtir. 7. 7. sınıf Türkçe MEB Yayınları ders kitabı sayfa 25 cevapları 5. etkinlik. Soru: Zaman şeridinde verilen tarihler Peyami Safa'nın hayatındaki önemli tarihlerden bazılarıdır. Bu tarihlerde gerçekleşen olayları okuduğunuz metinden yararlanarak örnekteki gibi yazınız. Cevap: 1899 Peyami Safa dünyaya geldi. 1911 12 yaşında posta telegraf Nezaretinin açtığı imtihanı kazanarak mem memuriyet hayatına başladı. 1912. Daha 13 yaşındayken ilk roman denemesini gerçekleştirdi. 1914. Kendi kendine Fransızca öğrenerek Fransızca çeviriler yapmaya başladı. 1918. 20. asır atlı gazete çıkardı. 1921. ilk romanını yazıp yayımladı. 1961 Türk Edebiyatı Usta Kalemi Peyami Safa'nın 15 Haziran'da hayata veda etti. 6. Etkinlik Soru Peyami Safa'nın hayatındaki önemli anlardan hangisinde onun yanında olmak isterdiniz? Peyami Safa'ya o anda neler söylerdiniz? Sorularından hareketle kısa bir konuşma yapınız. Cevap Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle Peyami Safa'nın hayatındaki önemli bir anı ve o anın benim için taşıdığı anlamdan bahsetmek istiyorum. Eğer Peyami Safa'nın yanında olabilseydim, onun ilk romanını yazdığı ve o heyecanı günlerde olmak isterdim. Bu onun yazarlık kariyerinin başlangıcıydı. Bu hayallerin peşinden koştuğu bir dönemde o gün onun yanında olmak, yazma tutkusunu ve azmini yakından görmek benim için büyük bir fırsat olurdu. Ona şu sözleri söylerdim. Peyami Bey, belki bugün birçok zorlukla karşılaşacaksınız ama unutmayın ki bir kelime, bir cümle sizin azminizin bir parçası. İleride birçok insan ilham verecek eserler yazacaksınız. Peyami Safa iradesi ve azmi bana kendi hedeflerime ulaşmamda ilham veriyor. Bu yüzden onun yanında olmak bana motivasyon ve cesaret sağlayacak bir deneyim olurdu. Teşekkür ederim. 7. sınıf Türkçe MEB yayınları ders kitabı sayfa 26 cevapları. 7. etkinlik. Soru A. Bir öğrenci hafta içinde evde çalışacağı dersleri planlamak için bir tablo oluşturur. Bu tablo ile ilgili bilinenler şunlardır. Cevap. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü, Ahlak Bilgisi derslerine çalışmaya başlayacaktır her gün iki farklı dersin çalışması yapılacaktır. Matematik dersi için 3 gün, Türkçe ve Fen Bilimleri dersi için ikişer gün, diğer dersler için birer gün çalışma planı yapılmıştır. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersi birinci ders, Türkçe, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ise ikinci ders olarak planlanmıştır. Türkçe dersinin biri Perşembe günü için planlanmıştır. İngilizce dersi Pazartesi günü için planlanmıştır. Pazartesi ve çarşamba günleri fen bilimleri, salı ve perşembe günleri ise matematik dersi planlanmıştır. Sosyal bilgiler ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersi aynı gün için planlanmıştır. Soru Bu bilgilere göre öğrenciye ait aşağıdaki çalışma planının tablosunu doldurunuz. Cevap Pazartesi birinci ders fen bilimleri, ikinci ders İngilizce. Salı birinci ders matematik, ikinci ders Türkçe. Çarşamba birinci ders fen bilimleri, ikinci ders matematik. Perşembe birinci ders Türkçe, ikinci ders din kültürü. Cuma birinci ders sosyal bilgiler, ikinci ders matematik. Soru B. Siz de hafta sonu çalışacağınız dersleri planlayacağınız bir tablo oluşturarak bu tabloyu aşağıya çiziniz. Hazırladığınız tabloyu arkadaşlarınıza anlatınız. Cevap. Bu kısmı kendi ders programınıza göre hazırlamanız gerekmektedir. 7. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları 8. Etkinlik Soru Aşağıya çalışkan olmak konulu açıklayıcı bir anlatım biçimini kullanacağınız bir metin yazınız. Yazınızı yazarken oysaki başka bir deyişle özellikle ilk olarak, son olarak gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini uygun yerlere kullanınız. Bu kelimelerin altlarını renkli kalemlerle çiziniz. Cevap Çalışkan olmak bir kişinin hedeflerine ulaşma yolunda gösterdiği azim ve gayret anlamına gelir. Çalışkanlık yalnızca iş hayatında değil, eğitim hayatında da büyük bir öneme sahiptir. İlk olarak çalışkan bir kişi, belirlediği hedeflere ulaşmak için sürekli bir çaba içindedir. Bu durum ona birçok kapıyı açar ve fırsatlar sunar. Özellikle çalışma disiplini, zaman yönetimi ve öz motivasyon gibi becerileri geliştirir çalışkanlık başarıya giden yolda atılan en önemli bir adımdır. Oysa ki bazı insanlar başarıyı şansa ve yeteneğe hat ve neye tercih ederler. Ancak gerçek başarı düzenli, azimli bir çalışma ile elde edilir. Başka bir deyişle çalışkanlık başarı için gereken en temel unsurlardan biridir. Son olarak çalışkan olmak sadece bireysel fayda sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda çevrenizdeki insanlarla da uyumlu bir etki yapar. Çalışkan bireyler etraftaki insanlara örnek olur ve onlara ilham verir. Bu nedenle çalışkanlık hayatımızda önemli bir yer tutmalı ve her zaman teşvik edilmelidir. Gelecek derse hazırlık. Soru: Bir öğretmeninizle yaşadığınız ve sizi olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğünüz bir anınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşmak üzere defterinize yazınız. Cevap: olumlu etkileyen bir anı. Bir gün Türkçe öğretmenim sınıfta hayallerimiz üzerine bir deneme yazmamızı istedi. Yazmaya başlarken zorlandım ve kelimeleri bir araya getirmekte güçlük çektim. Öğretmenim yanıma gelerek beni cesaretlendirdi ve hayallerini ifade etmek önemlidir dedi. Bu sözler beni motive etti ve yazmaya devam ettim. Yazdıklarımı okuduktan sonra beni tebrik etti ve denememi sınıfta paylaştı. O an kendime olan güvenim arttı ve edebiyata olan ilgim pekişti. Bu deneyim hayallerimi daha rahat ifade edebileceğim öğrenmemi sağladı. Öğretmenimin desteği benim için çok değerliydi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.